Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Pokemon Revolution Online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saffron şehrindeyiz. Gym lideri ile kapışmaya gidiyoruz. Sabrina var. Bakalım neler olacak. Takımımda tam psychic tip Pokemon'larla kapışmak için süper bir takım. Yani anlatamam size. Bakalım elimden geleni yapacağım. Umarım gym liderini yenebiliriz. Ve hızlıca başlıyoruz. Gym liderini yendiğin zaman bana gel diyecek. Fight type Pokemon'ların burada hiç şansı yok diyor. Medium Rebecca. Bunlarla tek tek kapışacağız abi. Abi gene mi anons? Gene mi hurdacı? Al işte. Abi sürekli şey ya. Sürekli hurdacı mı geliyor arkadaş? Mahalleden hurdacı eksik olmuyor. Super efektif Bronzor. Steel type bir Pokemon. Hypno geldi. Güzel XP geliyor bu arada. Charizard'la gideceğiz biraz burada arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takım psychic Pokemon'larla kapışmak için güzel bir takım değil. Zaten Poison'lar da hiç iş yapamayacak burada. Yani 2-3 Pokemon'la işte Sandslash'le şeyle götürmeye çalışacağız. Charizard'la götürmeye çalışacağız. Gidip bir Bug-type Pokemon falan yakalayaydım, olabilirdi aslında. Dark-type Pokemon ya da. Güzel XP geldi. Hızlıca buraları temizlemeye çalışıyorum. Sanırsam şuradan girecektik. Psychic Franklin. Franklin'cim gel. Kadabra. Kadabra'ya da şuradan bir Flame Burst. Zord çok az canı kaldı. Trick yaptı. Al bir tane daha Flame Burst. Buradaki elemanların hepsini yenelim. Güzel XP veriyor. Girafferic geldi. 54 oldu Charizard. Flame Burst. Neredeyse bitiriyoruz. Psychic kullandı. Güzel damage yiyoruz. Abi biz de güzel damage yiyoruz. Karşı tarafta güzel damage çakıyoruz. Ve evet, burayı da temizledik. Hiç hatırlamıyorum buradaki sıralamaya. Şöyle mi gideceğiz? Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Heh. Ah. Şunları da yenelim hepsini tek tek. Daha sonra orijinal sırayı çözeceğiz tabii ki. Ama onun için önce Center'a bir arada gitmemiz gerekecek. Slowpoke geldi. Kötü. Hemen buradan. Abi bu da Psychic kullanacak yani, işin komik tarafı. Toksik'e de çok iyi çakacak. İkisini de hem Poison hem şey çimen almak biraz kötü oldu. Takımda aslında bir tanesini değiştirmek gerekecek. Giga Drain. Çünkü Psychic Pokemon geldi mi çakıyor bize Poison'a. Bakalım Psychic vuracak mı? Super efektif. Psychic vurdu. Tek atmadı ama yine sağlam çaktı. Allah'tan o da şey, su Pokemon'u yani. Yoksa öyle yırtıyoruz. Hadi babacım, hadi babacım. Slowbro. Ver bir Giga Drain daha. Güzel, hemen yarı canını aldım. Super efektif. Psychic kullandı. Aha öldürdü. Vallahi da öldürdü. Buradan neye geçeceğiz? Bellsprout'a geçeceğiz. Bellsprout mu? Ne Bellsprout'u be? Victor Bell'e geçeceğiz. Sleep Powder çakıp vurmaya çalışacağım. Umarım uyur. Evet, süpersin. Bu şekilde idare etmeye çalışacağız. Ver oradan bir Razor Leaf. Çok az canı kaldı. Bir tane daha. Ah uyandı. Tek atacak. Tek atacak. Vallahi billahi tek atacak. Abi kritik hit sağlam vurdu. Resmen saçma sapan kaybediyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani bu gym'le kapışacak uygun Pokemon'larım yok. Hızlı başlamam lazım. Dragon Rage ile bitiririm. Evet. 55 olduk bu arada. Eh abicim ya. Evet, şuradan tekrar şuraya. Buradan şöyle. Hayır, yanlış yer. Buradan aynen. Psychic Gerard. Psychic Gerard'ı da yendikten sonra Mr. Mime'ı geldi bu arada. Hızlıca buradan Flame Burst çekiyorum. Hızlıca buradan Center yapacağım. Pokemon'ları da toparlayacağız. Psychic kullandı, öldürür mü? Öldürmedi. Tekrar Flame Burst. Ne diyordum? Evet, Center'a gideceğim. Ardından normal yolu bulup Sabrina'nın yanına gideceğiz arkadaşlar. Oo, Execute. Flame Burst. Tek yer bu. Güzel.
Bir execute daha. Flame Burst. Evet arkadaşlar, hemen buradaki gym'in içindeki herkesi temizledim. Hızlıca center'a gidip geliyorum. Ardından Sabrina ile kapışacağız. Evet arkadaşlar, center'a gittim geldim. Şimdi buradan hızlıca Sabrina'nın yanına kolay çıkmanın yolunu göstereceğim. Buradan devam ediyoruz. Buradan aşağı gidiyoruz abi. Buradan sola doğru geçiyoruz. Bu teyzelerin hepsini yendim. Buradan tekrar sola doğru geçiyoruz ve Sabrina'nın yanındayız. Biraz hızlı geçtim, farkındayım. Hadi bakalım, büyük kapışma. Dediğim gibi ne yaptık? Şöyle tekrar gösterelim kısa yol. Buradan şuraya girdik, buraya girdik, buraya girdik, buraya girdik. Sola, bir daha sola ve Sabrina'nın yanındayız. Ve büyük kapışma. Benim için zorlu bir maç olacak. Çünkü psychic Pokemon'lara karşı uygun bir takımım yok. Hızlıca Flame Burst ile başlıyorum. Çok az vurdu. Headbutt kullandı. O da az vurdu. Tekrar bir Flame Burst. İki tane Pokemon'umu hiç kullanamam zaten burada. Vileplume ve Victor Bell'i aynı zamanda Poliwrath'ı da kullanamam. Aslında 3 Pokemon'um var gibi bir şey. Flame Burst niye kullanıyorum? Flame Tower kullansam daha mantıklı aslında. Yanlış yaptım. Aynen. 3 defa da bitirebilirdim. Flame Thrower. Flame Thrower'la devam ediyorum. Evet. Sıradaki Pokemon'u Mr. Mime. Burn yedi bu arada. Evet. Mr. Mime. 56 oldum. Flame Thrower. Güzel. Psychic kullandı. O da güzel vurdu. Kritik ve zortladık abi. Sıradaki Pokemon'u Sandslash olacak. Golduck'la ne kadar gidebilirim bilmiyorum. Sabrina'ya kaybedebiliriz. Diglett dalıyorum. Psychic kullandı. Ne kadar vuracak? Oo, tek attı. Tek attı. Gerçekten sağlam vurdu. Gerçekten sağlam vurdu. Toksikler Psychic'ten çok sağlam demeye içecek. Takımda değişiklik yapmam gerekebilir gibi gözüküyor. Gidip Pokemon kasmam gerekebilir gibi gözüküyor. Sleep Powder yapacağım. Ve Psychic'le bitirir. Direkt Psychic'le bitirir. Süper kasıyor abi beni. Süper kesiyor şu an. Golduck'a geçtim ama ne yapabilirim bir fikrim yok. Surf yapacağım. Çok fazla damage vurdu abi. Critic Hit vurdum, aldım ama Golduck'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Gerçekten Golduck'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Espeon geldi. Golduck 64k XP aldı. Surf yapıyorum. Ve abi yok. Kaybettim. Gerçekten kaybettim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yenmek için. Hydro Pump yapayım ama Psychic'le tek atacak zaten. Takımda değişiklik yapmam gerek. Takıma farklı bir Pokemon almam gerek. Şu an için bu şekilde yenmem mümkün değil Sabrina'yı. Daha sonra Alakazam yollayacak ama yani hiçbir şey yapamam. Fire Spin geldi. Onun da şeyi bayağı düşük. Five Turn vuruyor Fire Spin'i. Flame Burst'e bir bakayım. Flame Thrower 90 Power. Flame Burst yerine Fire Spin alsam mı? Emin değilim arkadaşlar. Wing Attack kalsın diye düşünüyorum. Wing Type saldırı, Flame Type saldırı kullanabiliriz de belki ileride. Dragon Rage de kalsın. Dragon Type saldırıya da ihtiyacım olur. Flame Burst yerine Fire Spin alacağım. Flame Thrower daha iyi. Fakat Hydro Pump geldi. İşte bu. Hydro Pump geldi. Gerçekten güzel. Golduck'ta Hydro Pump'ı şöyle bir bakalım. Hydro Pump'ın gelmesi güzel oldu Golduck'a. Confusion. Şimdi atak 23, special atak 29. Aqua Tail yerine Hydro Pump alabilirim. Ki şeyi de bayağı düşük aslında. Aqua Tail yerine Hydro Pump alacağım. Takımda Pokemon değiştirmem gerekecek arkadaşlar. Gidip kasıp geleceğim ve tekrar deneyeceğiz bunu. Beceremedik, yenemedik. Psychic type Pokemon'lara karşı üstün bir Pokemon tipim yok. O yüzden gidip farklı tipte bir Pokemon yakalayıp farm yapmam gerekiyor. Geleceğim arkadaşlar, tekrar Sabrina ile kapışmamız olacak. Evet arkadaşlar, tekrar geri döndüm. İlk mücadelemiz zorluydu ve sonunda kaybettik. Ama gittim, çalıştım, geldim. Canavar gibi bir Parasect yaptım.
Bug-type Pokemon, Psychic Pokemon'lara karşı tür avantajı var. Din sizin hakkından imansız gelir. Saldır Sabrina'ya. Yapıştır. Gene ben geldim Sabrina. Hadi bakalım koçum. Hadi bakalım. Şimdi Charizard'la Hypno'ya giriyoruz abi. Öncelikli olarak Flamethrower'la başlıyorum. Birkaç level diğer Pokemon'lar da arttı. Valla 24 level bir Paras yakaladım. Bayağı bir mücadele verdik. Ardından onu kastım ben. Parasect'e kadar sağlam bir Bug-type saldırı ürettim. X-Scissor ve geldim. Hypno Burn. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Parasect'i en sona saklayacağım. Parasect'i en sona saklayacağım. Çünkü Poliwrath ile Vileplume burada iş yapmıyor şu an takımda. Fakat dörtlüm iş görecektir. Sandslash'ı da hadi salla duruma göre ama Charizard şu an iyi gidiyor. Mr. Mime geldi. Flamethrower'la devam ediyorum. Ardından Golduck'a geçeceğim Charizard'ı kaybedersem. Ama Burn verdi yine. Psychic kullandı. Burn'den biraz damage yiyecek. Flamethrower'la devam ediyorum. Parasect son da işi halledecektir. Tahminim o yönde. Hadi bakalım yüzümüzü kara çıkarma Parasect. Bayağı uğraştırdın beni. Espeon'a geçti abi. İlk saldırıyı çaksam benim için yeterli. Abi çok iyi gittin. Charizard gerçekten kurtardı bile yani neredeyse. Hemen hızlıca buradan Golduck'a geçeceğim. Golduck'la elimden geleni yapacağım. Golduck'ta zorladıktan sonra Parasect'e geçeceğim. Parasect son kozu. Gerek kalmayacak sanırsam gerçi. Surf atalım bakalım. Espeon Psychic kullandı. Bayağı vurdu abi. Surf öldürürse... Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Ve son Alakazam var karşımda. Hydro Pump yapacağım. Alakazam önce başlayacak zaten. Tahmin ediyordum ve Golduck zortladı. Parasect son umudumsun. Son umudumsun. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Hadi abicim. Hadi Parasect. Elinden geleni yap koçum. Bak senin için çok uğraştık. Senin için çok uğraştık. X-Scissor. X-Scissor. Calm Mind yaptı. Special atağı yükseldi. Special defense yükseldi. X-Scissor. Ve One Hit KO. Abi bu. Budur. Budur. Kesinlikle Parasect hakkını verdin koçum. Hakkını verdin. Takımda güzel bir Bug-type Pokemon'umuz oldu. Buggrass. Statları fena değil. Physical bir Pokemon yaptım. Zaten saldırıları da physical. Giga Drain var. Sadece duruma göre Special Attack kullanabildim. Aroma Therapy takımda Condition'ları kurtarmak için katta etrafta kesmek için kullanacağız. Parasect bu şekilde takımda yerini aldı. Victor Bell'i çıkardım ama Victor Bell çok iyi statlıydı. Onu yine kullanacağız. Ve evet abicim. Marş rozetimizi alıyoruz. Marş rozetimizi alıyoruz. Lanet olsun sana Sabrina. Beni çok uğraştırdın. Beni çok uğraştırdın ama yendik. Sabrina'yı sonunda yendik. Ve buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Gerçekten zorlu bir mücadele oldu. Zorlu bir mücadele oldu. Parasect kurtardı resmen takımı. Ve şöyle hemen trainer'a gelelim. Çıtak. Bir rozet daha aldık. Marş rozetimiz var. 6. rozeti aldık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Celadon şehrinden Patiko 16'ya geçmeye çalışacağım. Eğer bisikletim yok bisiklet için ısrar ederse bu sefer alternatif rota 7. rozet için Cinnabar Adası'na gideceğiz. Olmadı dediğim gibi Patika 16'da olayları çözmemiz gerekiyor. Hızlıca bir center yapacağım ve burada bu bölümü tamamlayacağım. Gerçekten zorlu bir mücadele oldu ama hayvan gibi bir takımımız oldu. Tabiri caizse biraz argo oldu ama Golduck'la Parasect'in yerini değiştirelim. Level'a göre sıraladık. Charizard, Golduck, Parasect, Sandslash, Poliwrath ve Vileplume takımıyla devam ediyorum. Planlarda sağlam bir Executor'a dönüştüreceğim. Bir Ghastly'ye ihtiyacım var ve Victor Bell'i kasmayı planlıyorum. Orta halli iç güvesinden hallice bir matchup'ım var. Belki onu ilerleyen zamanlarda Elite Four'la kapışmak için matchup'a dönüştürebilirim. Zaman gösterecek. Dediğim gibi bir bölüm daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.